ve mutsuz olmalıyım. Şimdi sizler burada terapilere katılıyorsunuz. İlişki koçluğu anlamında eşlere, öğrencilere ya da iş konusunda işverenlere bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Ama bunun yanı sıra burada ilişki koçları ya da bahsettiğiniz diğer alandaki koçları da sizler burada yetiştiriyorsunuz birebir sertifikalı olarak. Peki ne kadar sürüyor bu eğitimler? Yani eğitimler eğitime göre değişiyor. Hani bu seviye seviye, koçluğunda, NLP'nde seviye seviye işte practitioner var, master practitioner var, trainer var, master trainer var. Yalnız şöyle diyebilirim, hani kabataslak bir insan bize geldiği zaman 3 ay gibi bir sürede terapist olarak buradan çıkabilir. Yani hani diyelim ki bir işi yok, hani donanımı var, üniversite bitirmiş ama atanamamış. Kendisini seviye görüyor, altyapısı da var. Bir işi yok. Bu alan aslında çok güzel bir iş alanı. Çünkü bizim çok ihtiyacımız var. Bizim milletimizin çok ihtiyacı var. Çünkü biz dertli olmayan insan yok. Ve derdini anlatabilir. Yani bizim koçluktaki ana espri şu zaten. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Bizim toplumumuz devamlı nasihat verenlerden oluşuyor. Nasihat verdiğimiz zaman yumurtayı dışarıdan kırmış oluruz. Aslında öldürüyoruz o hayatı. Ama koç yumurtayı içeriden kıran kişi oluyor. Bize gelen insanlar 3 ay gibi bir sürede terapist olabilir ve bu sektörden para kazanabilirler. Yani şöyle diyelim, 10 yıl önce, 20 yıl önce koçluk diye bir şey yoktu. Dünyada yoktu. Ama zaman kendisiyle beraber hastalık getiriyor, zaman kendisiyle beraber tedaviyi de getiriyor. Şimdi önceden psikoloji bozuk bir insan psikoloğa gidermiş. Ama son zamanlarda anlaşılmış ki psikoloji bozuk olmayan normal insanların da psikolojik desteğe ihtiyacı var. Onun için koçluk diye bir şey ortaya çıkmış. Koçluk demek bir insanla yol arkadaşlığı demek. Yani onun derdi var, yani danışanımızın derdi var, sıkıntısı var. Onun derdini, sıkıntısını çözme konusunda ya da onun hayali var, bir yere ulaşmak istiyor. O hayaline ulaşma konusunda biz ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yalnız kim olarak yol arkadaşlığı yapıyoruz? Onu derinlemesini anlayan bir insan olarak.